Temizlik sektöründe hijyen, sağlık, kalite sizce ne kadar önemlidir? Bir insanın yaşaması ne kadar önemliyse temizlik, sağlık da bizim için o kadar önemlidir. Peki siz işletmenize ne gibi hizmetler veriyorsunuz? İşletmemizde günlük yıkanabilir çamaşır, kıyafet, restoran, otel gibi sektörlerin çamaşırlarını firma olarak alıp, yıkayıp, temizleyip, ütü paket yaparak teslim ediyoruz. Kullandığınız deterjanlar ve makineler sağlığa uyumlu mu? Tabii ki. Şu an kullandığımız makineler zaten son sistem. Biraz sonra göreceğiniz gibi teknolojik makineler. Deterjanlarımız Türkiye standartlarının kabul ettiği belirli firmanın deterjan ve kimyasallarıdır. Peki diyelim ki ben size birkaç parça eşyamı getirdim, emanet ettim. Benim eşyalarım ne gibi süreçlerden geçiyor? Önce etiket durumuna bakıyoruz. Nasıl yıkanır, neyle yıkanır? Ondan sonra kategorisine göre ayrılır, makinalarda yıkanır. Yıkama sonuçta sıkma ve kurutma işlemi, müteakibinde ütü ve paket işlemi ve servis. Peki bu tarz yerlerin, özellikle sizin de işletmenizin denetlenmesi oluyor mu? Nasıl oluyor? Tabii ki zamanla çalıştığımız firmalar ani olarak kendi bünyesinde olan kişileri, beyleri, hanımları duruma göre firmamıza göndererek çeşitli denetleme yapabiliyorlar. Yani bunu bize haber vermeksizin yapabiliyor bunlar. Ansızın yapılıyor yani. Tabii ki. Belediye de bunu zamanla yapar. Çevre Temizlik Bakanlığı yapar. Bu gibi kurumlar bu işleri yapar. Peki bu tarz yerlerde çalışırken personel seçiminde ne gibi şeylere dikkat ediyorsunuz? Personel seçimi işten kalifiye eleman olarak, özellikle işten anlayıp anlamadığı, anlamıyorsa onu da yetiştiriyoruz, öğretiyoruz yani, çalışmak istediği takdirde bu şekilde devam ediyor. Peki müşterilerinizin size emanet ettiği eşyalara, herhangi eşyaların başına herhangi bir şey geldiğinde sağladığınız bir teminat var mı? Tabii ki var. Bu bizim firma tarafından olmuşsa biz onu birebir ödüyoruz. Peki koz yıkamanın hizmetleri neler? Neleri yıkıyorsunuz? Mesela ev hanımları size eşya getiriyor mu? Zamanla geliyor tabii ki. Biraz sonra şurada ütüde gördüğünüz eşyalar bir ev tarafından gelen bir beyefendinin günlük kıyafetleri. Günlük kıyafet dediğim gibi gelir. Organizasyon firmalarının çamaşırları gelir. Otellerden gelir. Spor salonlarından gelir. Bu gibi yerlerden gelir. Özel her şeyi yıkıyorsunuz. Özel, genel hiç fark etmez. Tekstil olarak evet. Koltuk, halonlar yok sadece bizde. Diğerleri vardır. Peki efendim, teşekkürler. Ben sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, sizin de yolunuz kağıthaneye düştüyse ve zamandan tasarruf edip sevdiklerinize zaman ayırmak istiyorsanız, temizlikle uğraşamam diyorsanız koz yıkamaya bekleriz efendim. Başka bir sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın.